Efendim herkese merhabalar. Sabah idmanında yepyeni bir günde, yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. 10 Aralık 2019 günündeyiz. Bugün genel bir gazete gündeminden değil, spor gündeminden biraz bahsedeceğiz. Şimdi bunların bir tanesi biliyorsunuz gece uyumadan harala gürele çalışarak aldığı bir karar var Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Bütün kulüpler için biliyorsunuz bir harcama sınırı belirlemişti. Kulüplerin bütçelerine vesairesine göre ve bu harcama bütçesine yönelik de bir seneliğine, bir sezonluna %30'luk bu bütçeyi aşma izni verilmişti. Ve dün gece itibariyle, bugün artık hani bugün artık belki de saatlerin gösterdiği anlarda Türkiye Futbol Federasyonu dedik ya sabahlara kadar çalıştılar yani bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz diye %40'a çıkarttılar efendim. Kısacası kulüplere daha fazla para harcayabilme izni çıkartıldı. Burada amaç özellikle 3 büyüklerin transfer yapabilme kolaylığını ortaya koymaları. Madem böyle bir şey yapacaksınız, niye sezon başında böyle bir yola giriyorsunuz? %30 diye çıkartıyorsunuz. Madem böyle döneceksiniz, niye daha bundan birkaç hafta önce kulüplerimize ceza vereceğiz, puan sileceğiz, transfer yasağı getireceğiz gibi aslında tutamayacağınız sözleri veriyorsunuz. Bunun olmayacağını hepimiz biliyorduk. Türkiye Futbol Federasyonu'nda isimler değişir ama sistem değişmez efendim. Bunun bir şekilde döneceğini hepimiz biliyorduk ve Türkiye Futbol Federasyonu sağ olsun bizi yanıltmadılar. Maalesef bizi yanıltmadılar ve bundan dönüldü. Bu yakında kalkar da ben ilk çıktığı zaman da söylemiştim zaten radyoda. O zaman daha sabahleyin videolarını çekmeye başlamamıştım. Türkiye Futbol Federasyonu bunu çıkarttı ama bu zaten esnetilir. Sonrasında da kaldırılır. Maşallah bizi haksız çıkartmadılar yine. Yani gerçekten Türk futbolunu kurtarmak için o kadar güzel finansal fair play hareketlerine giriyor ki Türkiye Futbol Federasyonu alkışlamak istiyorum. Türk futbolunun kurtuluşunun bir numaralı adayı, bir numaralı ismi, kurtarabilecek olan ismi Türkiye Futbol Federasyonu. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Çok düşünüyorsunuz ülke futbolunu. Gerçekten ülke futbolunun ekonomik anlamda çok yüksek noktalara çıkabilmesi için canı gönülden var gücünüzle sabahlara kadar çalışıp böyle kararlar çıkartıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizleri efendim. Böylelikle de diğer kulüplere haksızlık yapıyorsunuz. Böylelikle Türk futbolunun ekonomik anlamda gelişmesini engelliyorsunuz. Kulüplere yeniden daha fazla harcayabilirsiniz. Siz harcayın, batın. Ondan sonra da zaten birçoğunuz yaptığınız anlaşma bankalar birliğiyle size el konulsun. Ondan sonra da sizi kelebek fiyata satsınlar diyorsunuz efendim. Gerçekten Türk futbolunun kurtuluş yolunu bulmuşsunuz. Tebrik ediyorum efendim. Umarım hep böyle ülke futboluna katkılı kararlar, güzel katkı veren kararlar almaya devam edersiniz. Diyelim bugün Hüseyin Özkök abimizin çok güzel bir röportajı var. İFAB CEO'su Lucas Brugge'la efendim. İFAB biliyorsunuz dünya futbolunun aslında en tepesi. Yani FIFA'dan UEFA'dan tamamen bağımsız bir organizasyon ve kurallarla ilgili değişiklikler İFAB'dan geçiyor. Bu VAR uygulaması vesaireyle ilgili olarak çok güzel, doyurucu bir röportaj yapmış Hüseyin Özkök abimiz. Ben kısaca şöyle, tabii Türkiye'ye dair de sohbet var. İFAB'ın tarihinden bahsediyor. VAR'la ilgili Lucas Brugge'un şu cümlesi çok kıymetli. VAR zorunluluk değil bir opsiyondur. Karar verilen kararın sağlaması için VAR'a gidilmez diyor İFAB'ın CEO'su Lucas Brugge. Gerçekten çok güzel, çok hoş bir röportaj. Yine Hüseyin Özkök abimiz harika bir gazetecilik örneği ortaya koymuş. VAR'la ilgili olarak ben burada gazetede yani haberin detaylarını sizlere vermeyeceğim. Sizler açıp okuyabilirsiniz. Ama dediğim gibi harika sorular ve Lucas Brugge'dan çok açıklayıcı cevaplar efendim. Geçelim belki de 2010 yani 10'lu yılların son büyük sportif skandalını olayına Rusya'nın aldığı ceza. Şimdi şurada sizin için ufak bir notlar çıkarttım. Bu süreç biliyorsunuz çünkü Rusya aynı zamanda 2016 Rio'da da yasaklıydı. Bu süreç ne oldu, nasıl başladı? Yani aslında her şey 2009 yılında başladı. 2009 yılında yapılan bir rapor ortaya çıkan ve 7289 kan örneğinin yeniden kontrol edilmesi neticesinde 2737 örnekte şüphe tespit edilmiştir ve bu 2037 örneğin hepsi de A ülkesinin sporcusudur. Bu A ülkesi o zaman hiç açıklanmamıştı. Herkes ama bunun Rusya olduğunu biliyordu. 7289 örnekten 2737'sinde şüphe tespit edilmişti. Yeniden kontrolde. Ve 2001-2009 arasındaydı bunlar. Şimdi her şey orada başladı aslında. 2001-2009 arasındaki süreçte başladı. Sonra yani 2009 yılındaydı bu rapor.
Hatta biatlonda ortaya çıkan bir 7 yanlış hatırlamıyorsam Rus sporcunun dopingiyle başlıyordu. Hatta Uluslararası Biatlon Federasyonları Birliği Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Hayatımda gördüğüm en organize devlet destekli doping skandalıyla karşı karşıyayız diye biatlon bazında. Sonra 2010 yılında Rus sporcu Vitali Stepanov WADA'ya 2 sene boyunca yaklaşık olarak 100 tane mail attı. Mektup ve mail gönderdi totalde. Ve bunlar o yavaş yavaş bir WADA'da bir farkındalık yaratmaya başladı. Üzerine yetmedi. 2 sene sonra 2012 senesinde ben böyle size kısaca süreci anlatıyorum. Tabii bunun çok detayları var. Rus sporcu Darya Pişçenikova o da WADA'ya mail gönderdi. Ve bu mail üst düzey WADA yetkililerine doğru ulaştı. Fakat WADA ısrarla bu konuda ciddi bir adım atmaktan çekindi. Çünkü sonuçta Rusya var. Şimdi bunu da şunu da söyleyeyim. Bu işte Rusya gerçekten böyle mi? İşte diğer bütün ülkeler temiz mi taşmasına girmeyeceğim. Ben size sadece süreci anlatıyorum. Sonuçta şu bir gerçek ki Sovyet Rusya yıkılmış olabilir ama Soğuk Savaş bitmedi. Dünyadaki Soğuk Savaş devam ediyor. Rusya üzerinden Soğuk Savaş devam ediyor. Rusya bu konuda kirli. Rusya pek su götürmez bir gerçek. Ama tek kirli olan Rusya mı? Yani Amerika'nın hiçbir şeyi yok. Neyse. Onu geçelim. Şimdi dedik ya bu Pişçenikova hatta kendisi ikinci kez dopingli çıktı Rusya'da. Rusya Antidoping Ajansı kendisine 10 yıl ceza filan da verdi sonrasında. Bu attığım maillerle alakalı çok fazla ceza verdi de her zaman iddia edilmiştir. Sonra WADA bu konu üzerine gideğimiz gibi gitmeye çekinirken ARD efendim kanalı olayı araştırmaya başlıyor. Ve olayı araştıran isim de Hajo Seppelt isimli bir Alman gazeteci. Bu Alman gazeteci aynı zamanda 85 yılından beri bu arada ARD kanalında Doğu Almanya'daki doping üzerine de çok ciddi haberler yapmış bir isim o dönemlerde. Daha duvar yıkılmadan önce. Bu Seppelt isimli gazeteci hem az önce bahsettiğimiz o 100'e yakın mail gönderen Stepanov ve onun karısı yine bu başka atlet Yulia Stepanova'nın itiraflarından oluşan bir belgesel düzen ortaya çıkartıyor efendim. Ve bu belgeselde acayip şeyler anlatılıyor. İnternette bulabilirsiniz. Türkçe olarak da yani belgeselin altyazısı Türkçe olarak bulamazsınız ama belgeselin içerisindekileri Türkçe olarak da yine bulabilirsiniz. İngilizce olarak da bulabilirsiniz. Almanca zaten bulursunuz. Ondan sonra 2015 yılında IAAF Rusya'yı atletizm müsabakalarından men etme kararı alıyor bunun üzerine. 2016 yılında ise bu araştırmayı yani Rusya üzerine doğru giden bu doping araştırmasını global anlamda popüler hale getiren o meşhur belgesel yayınlanıyor efendim. İzlemediyseniz kesin izleyin. Icarus. Rusya'nın devlet kontrolüyle beraber, devlet kontrolü altında nasıl organize doping yaptığını anlatan ve üstelik doping yapmaya çalışan bir bisikletçinin ortaya çıkartmış olduğu bir aslında skandal. Bu skandal anlatan bir belgesel Icarus. Dediğim gibi kesinlikle izleyin. Netflix'te vesaire her yerde bulabiliyorsunuz zaten. Bu süreç içerisinde IOC de diyor ki 2015'te Rio Olimpiyatları için ben diyor federasyonları serbest bırakıyorum. Çok önce topa girmek istemiyor IOC ve halter federasyonu zaten hemen men ediyor Rusya'yı ve diğer federasyonlarda biliyorsunuz zaten 2016 Rio Olimpiyatları'na Rusya gidemiyor. Rusya bayrağı gitmiyor. Temiz olduğunu ispat edebilen belli sayıda sporcular Rusya adına değil bağımsız olarak yarışabiliyorlar. Ama Rusya bayrağı altında yarışamıyorlar. Rusya bayrağı yok efendim. 2016'da meşhur McLaren raporu açıklanıyor ve bu McLaren raporunda deniyor ki toplamda 31 sporda zaten işte bütün tamamen halterden sonra bütün federasyonların men etmesi 2016 Rio'dan burada bu rapor sebebiyle IOC de zaten bunu sonra destekliyor. Toplam 31 sporda 643 adet pozitif test çıkıyor efendim. 2011-2015 yılları arasında tekrar yapılan testlerde toplamda 31 sporda 643 pozitif test çıkıyor. Bu 643 pozitif testin 139'u atletizmde, 117'si halterde efendim. Ve 2017 kış olimpiyatlarından da sonrasında men ediliyor Rusya. 2018 yılında yapılan bir başka tekrar testte 43 Rus atletin 2014 kış olimpiyatlarında da dopingli olduğu ortaya çıkıyor. İyice artık ortalık karışıyor. 2019 yılına geliyoruz. 2019 yılının Ocak ayında WADA Rus Antidoping Ajansı'nın bütün belgelerine, numunelerine tamamen ulaşım hakkı elde ediyor. Yani bu bahsettiğimiz süreç ne zaman başladı? 2000
9-2010. 9 sene boyunca Rusya'nın bu anti-doping ajansının bütün verilerine girebilmek için WADA'nın çok uğraşı vardı ve sonunda başarıyor. Zaten başardıktan sonra çıkan haberler daha da fecaat ve Haziran ayında efendim Rusya Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan men ediliyor. Eylül ayında WADA işte bu dün alınan kararı tavsiye ediyor. Bunun olmasını istiyor ve Rusya sonunda men ediliyor. Peki nelerden men ediliyor efendim? 4 yıllık bir men bu ve 4 yıl boyunca hiçbir aktiviteye ev sahipliği yapamayacak, konuk olamayacak, teklif verme işleminde yapamayacak. IOC'nin yani WADA'nın daha doğrusu büyük organizasyon olarak nitelendirilmiş bir organizasyonu yer alamıyor. Buna mesela Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası da dahil. Onu da büyük organizasyon olarak kabul eder mesela. Ki orada da çünkü Rusya'nın, hatta sırf Rusya'nın değil birçok ülkenin böyle haberleri çıkmıştır. Neyse. 4 yıllık süreç ülke bayrağı hiçbir şekilde etkinlikte dalgalanmayacak. Tabii bu arada Rusya'nın kasa başvuru hakkı var. 21 gün içerisinde kasa başvurabilecek. Onu hemen söyleyelim. Yani bu karar geri çekilebilir. Ben şu andan bahsediyorum. Rus sporcular ve personeli sadece bu duruma hiçbir şekilde karışmadıklarını ispat ettikleri takdirde 4 yıl içerisinde, yani 4 yılda bir gerçekleştiren organizasyonlarda yer alabilecekler ama ülke bayrağı altında değil, Rus sporcu unvanıyla değil, bireysel sporcu unvanıyla katılabilecekler efendim. Bakalım neler olacak, neler bitecek, hep beraber göreceğiz. Tabii Avrupa Futbol Şampiyonası neden dahil edilmedi diye herkes merak ediyor. Çünkü UEFA ve FIFA yani birbirinden asla ayrılar ve UEFA FIFA'nın bu gibi kararlarına bağlı değil. O yüzden de UEFA kendi kararını kendisi alıyor. Pek WADA'yla da zaten haşır neşir değildir UEFA. Yani bu kadar onun kararlarını uygulayan bir yapıda değildir. O yüzden UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edilmesi kararını çıkartmadı Rusya'dan, ama Rusya şu an itibariyle efendim hem Tokyo Olimpiyatlarından hem de Katar'da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası'ndan da men edilmiş durumda. Bakalım, 21 günlük bir süreç var. KAS'a başvuracaklar. KAS'tan aksi bir karar çıkarsa ne ala, ama KAS onaylarsa, ki bence onaylar, 4 sene boyunca Rusya'yı hiçbir şampiyonada izlememeye devam edeceğiz diyelim. Bugünlük de videomuzu noktalayalım efendim. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.